Sevgili Şanlıurfalılar, başımızın tacı, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı, değerli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hatır bilen, hal bilen, gönül bilen, vefa bilen, kıymet bilen Urfa'nın tüm ilçelerindeki, hanelerindeki kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bu ne muhteşem bir katılım. Havalimanından buraya ancak bir saatte gelebildik. Kardeşlerim, bu muhabbeti ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz. Artık elveda demeye hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. İnşallah yarın gece idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Cuma günü kavuşacağımız Ramazan bayramının deprem bölgesindeki kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize, tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura ve felaha vesile olmasını diliyorum. Kardeşim, burası Hazreti İbrahim'e ateşi gül bahçesi eyleyen, Hazreti Eyyub'un yaralarına merhem olan şehirdir. Burası nice mazlumlara, mağdurlara, nice gönül sultanlarına kucak açan, yüklerini omuzlayan, ekmeğini, suyunu paylaşan şehirdir. Burası insanlığın tarihin derinliklerindeki köklerini aradığı, medeniyetlerin özlerinin izini sürdüğü bir şehirdir. Urfa'yı anlamak için önce türküyle, kürdüyle, arabıyla bu şehrin tüm renkleriyle kucaklaşmak gerekir. Biz bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her karışıyla, ona şanlı unvanı veren cesaretiyle, onu bölgesinin cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz. Urfa sevincini de hüznünü de türküleriyle, gazelleriyle anlatan, söyleyen, söyleten bir şehirdir. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili Urfalılar, bu şehri Mukim Tahir söyler. Bu şehri Bekçi Bakır söyler. Bu şehri Tenekeci Mahmut söyler. Bu şehri Kazancı Bedi söyler. Ne diyor Urfalı Nabi? Gonca gülsün, gül açılsın, cuy feryat eylesin, sen sus ey bülbül biraz, gülşende yarim söylesin. Evet, inşallah 14 Mayıs'ta herkes susacak, Şanlıurfa konuşacak. İnşallah 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek, tüm gözler burayı takip edecek.
Bizim Şanlıurfa'yla aramızda gönülden gönüle giden, kimsenin anlayamayacağı kadar güçlü bir bağ vardır. Şimdi Şanlıurfa'dan öyle bir ses verin ki bu muhabbeti duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye 100 yılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ülkemiz 6 Şubat'ta tarihinin en geniş alanında yaşadığı şiddetli depremlerle sarsıldı. Asıl büyük yıkımın depremin merkezi Kahramanmaraş ile Hatay, Malatya, Adıyaman illerinde, ayrıca Gaziantep'in 2 ilçesinde yaşandığı bu depremlerden etkilenen şehirlerden birisi de Şanlıurfa'ydı. Kardeşlerim, tespitlere göre Şanlıurfa'mızda 12.728 binadaki 22.464 bağımsız bölüm bu depremde kullanılamaz hale geldi. Bölge genelinde ise bu rakamlar 311 bin binadaki 872 bin bölüme ulaşıyor. Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Arama kurtarma faaliyetleri, gıdadan giyeceğe ve barınmaya kadar acil yardım ihtiyaçları, enkaz kaldırma çalışmaları derken kalıcı konutların yapım safhasına da geldik. Öncelikle depremde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaşadığımız coğrafyanın güzelliklerinden istifade ettiğimiz gibi deprem ve sel gibi külfetlerine de katlanmak durumundayız. Nitekim Şanlıurfa depremin ardından bir de sel felaketiyle imtihan oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı niyaz ediyorum. Kardeşlerim, ölenleri geri getirmek elimizde değil. Ama afetlerin yaralarını sarmak, özellikle kayıplarını telafi etmek boynumuzun borcudur. Depremin ardından başlattığımız çalışmalarla şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. İnşallah 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız. Hatta bayramda inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimini de gerçekleştireceğiz. Dünyada bu çaplı bir felaketin üzerinden sadece 2,5 ay geçtikten sonra vatandaşlarını yuvalarına kavuşturmaya başlayabilecek başka bir devlet
Yok. Başka bir yönetim diyor. Çünkü biz bu milleti seviyoruz. Çünkü bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu millete hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü olarak görüyoruz. Çünkü biz bu milletin derdiyle dertlenmeyi, her meselesine çözüm bulmayı hayatımızın merkezine koyuyoruz. Bu hissiyat ve şevkle 21 yılda ülkemize asırlık demokrasi ve kalkınma atılımları kazandırdık. Bu sayede yaşanan tüm felaketlerin izlerini rekor sürede silmeyi başardık. Bu anlayışta bilim insanlarınca asrın felaketi yaşayanlar tarafından küçük kıyamet olarak tarif edilen deprem yükünün altında kalmadık. Tabii depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken sadece konut yapmakla da kalmıyoruz. Okuluyla, hastanesiyle, altyapısıyla, parkıyla, iş yerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz. Bu kapsamda Şanlıurfa'mızda da 8.000'i konut, 3.000'i köy evi olmak üzere 11.000 ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Şehirlerdeki konutları zemin artı 3 veya 4 kat, köy evlerini ise ahırı, bahçesi ve diğer kısımlarıyla tek kat olarak yapıyoruz. Her gün binlerce yeni konutun sözleşmesi yapılıyor, inşasına başlanıyor. Biz de deprem şehirlerimize yaptığımız ziyaretlerde yeni konut projelerimizin temellerini atıyor, daha önce tamamlananların da anahtarlarını teslim ediyoruz. Bugün Şanlıurfa'da Birecik ve Eyyubiye ilçelerimizdeki yaklaşık 900 deprem konutunun temelini atacak 659 konut ve 61 dükkanında açılışını gerçekleştireceğiz. Depremden sonraki 5. günde Şanlıurfa'ya gelerek durumu yerinde görmüştüm. Şimdi konutlarımızın temel atması vesilesiyle buradayız. İnşallah hem Şanlıurfa hem diğer deprem şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir seviyeye gelene kadar sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çektirip nutuk atıp döndüğünü görüyoruz. Bunların kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunlara gerekli dersi 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız? Sağ olun. Gerçi bunların daha kendilerine hayrı yok ki ülkenin ve milletin dertlerine derman olsunlar. Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa göz birbirine girenlerin 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir felaketin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil. Bunun için onları kendi hallerine bırakın. Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar. Makam mevki dağıtsınlar. Ona buna höykürsünler. Altı boş vaatlerle atıp tutsunlar. Varsınlar PKK'sından FETÖ'süne, tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Varsınlar Yasin Börü'nün azmettiricilerini, gezi olaylarının planlayıcılarını, eli kanlı katilleri serbest bırakma sözü versinler. Varsınlar emperyalistlerin asırlık heveslerinin oyuncağı olmak için büyükelçilere sözler versinler. Onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Biz milletimizle birlikte kendi işimize bakacağız. Kendi geleceğimize
bakacağız. Zaten ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka kimseye gerek yok. Kendi kendileriyle yeteri kadar uğraşıyorlar. Neredeyse 30 yılı bulan yöneticilik hayatımızda milletin gücünün üstünde güç olmadığını sayısız örneğiyle gördük. Vesayet odaklarına da gösterdik. Kardeşlerim, seçim öyle televizyon ekranlarında, sosyal medya mecralarında, dört duvar aralarında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde, sonra sandıkta kazanılıyor. Milletim benim buna hazır mı? Milletimiz seçim günündeki tercihi için kararını karşısındaki cumhurbaşkanı adaylarına, ittifakları oluşturan partilere bakarak veriyor. Şimdi tekrar soruyorum sizlere. Adayları gördünüz mü? Gördünüz. Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi? Çektiniz. Adayları ülke ve millete yapacakları hizmetleri gösteren vizyonlarıyla ölçüp biçtiniz mi? Öyleyse tekrar soruyorum size. Gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edeceksiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Ülkemizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz? Bu sorulara aklı ve vicdanıyla cevap veren herkesin yeri, inanıyorum ki, bu kardeşinizin yanı olacaktır. Cumhur İttifakı'nın yanı olacaktır. Seçim tercihi öyle öfkeyle kalkarak, küserek, tepkiyle hareket edilerek verilecek bir karar değildir. Noter masası değil, kumar masası değil. E güzel, peki orada ne işin var? Öyle mi? Bu ülkenin geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi Allah'ın izniyle yine biziz. Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Ötekiler sadece gözünü iktidarın nimetlerine dikmiş. Biz ise iktidarın, ülkenin ve milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz. Şu güzelim Şanlıurfa Havalimanı'nı kimler yaptı? Şanlıurfa Havalimanı'ndan buraya bu güzelim yolları kimler yaptı? Kardeşlerim, Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Yaparsa bundan sonra da yapacağız. Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz. Depremde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Bakın, milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3600 dolardan 10650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı
hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Biz yaparız. Bunların yapacağı hiçbir şey yok. Salgınından savaşına kadar dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekte kalmıyor. Fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor. Kardeşlerim, ülkemizin en genç nüfusuna, en verimli topraklarına, en büyük üretim potansiyeline sahip şehri Şanlıurfa'yı, Türkiye yüzyılının lokomotif şehirlerinin başında görüyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Bize 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiniz güçle Şanlıurfa'yı birlikte yücelteceğiz. Bunun için 14 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Allah'ınıza kurban. Şanlıurfa şimdiden kararını vermiş. Zaten meydanda bunu söylüyor. Eskiler ne derdi? Boş teneke çok ses çıkarır. Öyle değil mi? Ülkemizde de hiçbir eserleri, hiçbir hizmetleri, hiçbir hayırlı işleri olmadığı halde en yüksek perdeden bağıran bir kesim var. Üstelik bir kısmı yalan, bir kısmı yanlış, bir kısmı da düpedüz iftira olan söylemlerini hakikatler her seferinde yüzlerine vurulduğu halde tekrarlamaktan vazgeçmiyorlar. Biz bunların karşısına lafla değil, eser ve hizmetlerimizle çıkıyoruz. Bakınız, sadece Şanlıurfa'ya son 20 yılda güncel rakamlarla toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Şanlıurfa'ya. Biz yaptık. Peki bu muhalefetin acaba yaptığı bu noktada bir şey var mı? Bay Bay Kemal'in Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir. Ya ne yaptınız buralarda? Yapamazlar. Bunların böyle bir derdi yok. Bunların böyle bir aşkı yok. Sadece eğitimde 13.779 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi de büyüttük. Gençlik ve sporda yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 4.778'e çıkardı. 1.30.000 seyirci kapasiteli stadyum olmak üzere 73 adet spor tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda Şanlıurfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 22 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1.970 yataklı 17 hastaneden oluşan 125 sağlık tesisini hizmete açtık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşaatı da sürüyor. Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 604 kilometreye çıkardık. Ülkemizin en iftihar verici eserlerinden biri olan, kardeşlerim, Şanlıurfa Nisipi Köprüsü'nü bölgemize kim kazandırdı? GAP Havalimanı ortada. Keban Baraj Gölü'nde yolcu ve araç taşımacılığı için 2 adet feribot imal ederek kullanıma açtık. Tarım ve ormanda 5 baraj, 4 gölet,
4 içme suyu tesisi, 40 sulama tesisi, 33 arazi toplulaştırma projesi, 21 taşkın koruma tesisi ve 1 hidroelektrik santral inşa ettik. Şanlıurfa'da yaklaşık 3,5 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık yaklaşık 10 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık. Şanlıurfalı çiftçilerimize toplam 18 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknokent ile 1 araştırma geliştirme merkezi kurduk. İktidara geldiğimizde 85 bin olan şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı bugün ne oldu biliyor musunuz? 321 bine ulaştı. Enerjide Şanlıurfa ve 11 ilçemize doğalgazı getirdik. Bozova ve Suruç'u da inşallah yakında doğalgaza kavuşturacağız. Hepsini saymaya kalksak saatler yetmeyecek. Değerli kardeşlerim, şimdi hazır mıyız? Öyle bir aykıralım ki Şanlıurfa'nın dört bir köşesi duysun. Tamam? Hazırız değil mi? Tek millet. Az değil mi bu ya? Bu ses az değil mi? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet. Bir olacağız, bir. İri olacağız, bir. Kardeş olacağız, kardeş. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu eser ve hizmetlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ama 14 Mayıs için ana kademe çok çalışıyor muyuz? Kadın kolları çok çalışıyor muyuz? Gençler çok çalışıyor muyuz? Sağ olun, var olun, Allah yar yardımcımız olsun.